Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'den sıcak gelişmelerle başlayalım. Aynisa ekseninde, Aynisa'nın tam karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ordumuzun takviye yaptığı ifade ediliyor. Aynisa'nın karşısında Türk kuvvetleri ve Türk askeri güçlerinin takviyesi şeklinde haber servis edilmiş. Yine sitede yazan haberde terörist SDG'ye karşı 14 kimliği belirsiz insansız hava aracıyla Rakka'nın kuzeyinde operasyon yapıldığı da ifade ediliyor. Özellikle El Hataş köyünün hedef alındığı ve hava saldırıları kapsamında terörist SDG'nin alarma geçtiği belirtiliyor. SDG'nin sözde liderliği üyelerine talimatlar vererek ayrılmalarını engellemiş durumda. Aslında kısaca kaçmamaları için bu şekilde talimat verildi. Yine Rakka, Şatday ve Deyrizor'da karargahlarının bulunduğu da hatırlatılmış. Talimat vererek kaçan herkese karşı yasal sorumluluk olacak ifadesi kullanılmış. Yine Suriye gözlemevi kaynaklarına göre Rusların SDG teröristlerine Suriye rejimine taviz vermeleri için baskı yaptığını bildiriyor. Kısaca Rusya buradan PKK'yı çıkarıp Esad'ı yerleştirmek için o da çaba altında. Yine şu iddia devam ediyor. Birkaç gündür bu iddiayı sürdürüyorlar. Türk insansız hava araçlarının Suriye ile Türkiye arasında sınırın tamamında 25 Ekim'e kadar yabancı uyruklu sözde SDG liderlerine hedef almasına izin verildi ifadesi kullanılmış. Yani Türkiye ile Rusya'nın anlaşma yaptı ve 25 Ekim'e kadar PKK'nın içindeki yabancı teröristlere yönelik operasyona izin verildiği iddia ediliyor. Yine kimliği belirsiz dronların Rakka kırsalında Barış Pınarı bölgesinde eski bir cihatçıyı hedef alıyor ifadesi kullanılmış. Onların cihatçı dediği Suriye Milli Ordusu hedef alındığı da ifade ediliyor. Yine bunun dışındaki Suriye'deki gelişme de şu şekilde. İşgalci Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Afrin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken Rus destekli Esed rejiminin ise İdlib'de Mared el Numan yakınlarında askeri tatbikata ilişkin görüntüleri servis ediliyor. Bu tatbikat 2-3 gün önce başlamıştı. Bunu da hatırlatalım. Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın dün yaptığı paylaşımı görmektesiniz. Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşma için şu yorumlar yapılmış. Avrupa güvenliği için birlikte hareket etmek, Avrupa'nın stratejik özelliğini ve egemenliğini güçlendirmek, uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmak ifadesi kullanılmış. Daha sonrasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na yönelik Fransa Genelkurmay Başkanı şu açıklamayı yapıyor. Meslektaşım General Konstantinos Floros'u özellikle Akdeniz'de uzun vadeli, dinamik ve güçlü bir askeri işbirliğini tesis eden iki ülke arasında yakın zamanda imzalanan stratejik ortaklığın uygulanmasını birlikte görüşmek üzere aramızda görmekten gurur duyuyorum açıklamasına da yer veriliyor. Dün haberini yapmıştık. Fransa Genelkurmay Başkanı tarafından Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na devlet nişanı verilmişti. Bunu da hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'dan T-84 Oblot satın aldığı duyuruldu. T-84 Oblot, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde üretilmiş. T-80U'nun çok daha gelişmiş ve modernize edilmiş versiyonudur. Bunu da not düşelim. Almanya'dan haber görmektesiniz. Alman subayın elinde Kuzey Kore hakkında radyoaktif malzeme ve istihbarat belgelerinin bulunduğu doğrulandı. Yine kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne bunları yollamaya çalıştığı da ifade ediliyor. Alman subay radyoaktif malzemeyi, gizli belgeleri ve bazı şeylere sahipti ifadesi kullanılmış. Diğer haberlerimize bakalım. İran Genelkurmay Başkanı'ndan açıklamalar geldi. Yakın gelecekte silah anlaşmalarının sonuçlanması ve uygulanması ile ilgili önemli ölçüde ilişkilerin genişleyeceğini vurguluyor. Bilindiği gibi Rusya ile aralarında anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda İran Genelkurmay Başkanı Bakiri Rusya 24 kanalına röportaj verdi. Kendisi şu açıklamalarda bulundu. Aynen çeviriyorum. Liderimiz Ayetullah Hamaney sürekli Rusya ile askeri işbirliğini genişletmemizi vurguluyor. ABD ile anlaştığımızı düşünsek bile ki bu mümkün gözükmüyor. Biz Rusya'dan ayrılamayız
açıklamasında bulundu. Kendisinin Rusya ile çok büyük bir anlaşmayı imzalayacağını da söyleyelim. Tıpkı Çin ile yapılan anlaşma gibi Rusya-İran anlaşmasının da kapsamlı olması bekleniyor. Diğer haberimiz ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından basın açıklaması yapılarak Suriye'de hava saldırısının gerçekleştirildiği ifade ediliyor. 22 Ekim 2021 akşamı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Jean Rigsby tarafından açıklamaların yapıldığı da not düşülmüş. Libya'ya gidiyoruz. Abdurrezzak Naduri liderliğindeki darbeci ordunun sözde Ahlaki Rehberlik Dairesi Başkanı açıklamalarda bulundu. Sky News Arabia'ya şu ifadeleri kullandı. Suriyeli paralı askerlerin Libya'ya sevkiyatının durduğunu ifade ediyor. Paralı askerlerin Libya'dan gönderilmesi konusunda 5+5 askeri komiteyle koordinasyonumuz mevcut. Yine Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ise ülkemize kötülük etmek isteyen, ismini söylemek istemediğim ülkeler var açıklamasında bulundu. Bu açıklamaları ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri basınla yaptığını da açıklayalım. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni kastetmiyor. Yine Libya Dışişleri Bakanı Menguş neler karıştırıyor soru işareti, ülke ismi de verememiş. Geçmiş yıllarda olumsuz rol oynayanlar da dahil olmak üzere herkesle anlaşabiliriz açıklamasında bulundu. Ülkedeki silah tüccarları Libya'nın istikrara kavuşmasını istemiyor. Körfez'in Libya'nın istikrarını desteklemekteki rolünü memnuniyetle karşılıyoruz. Gel de gülme. Körfez Libya'daki istikrarı destekliyormuş. Şu ana kadar Katar dışında hiç kimse Libya'nın iyiliğini düşünmedi. Yine Mısır'ın güvenliği Libya'nın, Libya'nın güvenliği de Mısır'ın güvenliğidir şeklinde Necla Menguş Hafter'ci olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Zaten bir kere de bizi yanılsın. Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızı azami düzeyde kullanmayı hedefliyoruz açıklamasını da yapmış oldu. Ardından abisi Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi konuştu. Suriye'nin birliğine her zaman bağlıyız ve bazı bölgesel ülkelerin oldu bitti ve dayatma girişimlerini reddediyoruz şeklinde. O da ülke ismi veremeden yine saçma sapan konuşmuş oldu. Kaç gündür sizlere Cenevre'de gerçekleşen Suriye görüşmelerinden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi toplantısının 6. turunun hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve komite toplantılarına bu şekilde devam edemeyeceklerini belirterek elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmaya karar veren Beşar Esad hükümeti ve delegasyonuydu şeklinde açıklamalarda bulundu. Fakat böyle bir karar veren Beşar Esad'ın iş toplantıya gelince hiçbir şey yapmadığını belirterek o da Esad'a tepki gösteriyor. Zaten ne bekliyordu o da ayrı mesele. İsrail işgalindeki Gazze şeridinde Katar'ın desteğiyle işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa biyonik kulak ameliyatı yapıldı. Operasyonlar Katar'ın Gazze'de 2016 yılında açtığı Şeyh Hamed bin Halife El Sani Hastanesi'nde gerçekleşmiş durumda. Pakistan'ın Karachi kentinde Pakistan Demokratik Hareketi çatısı altında toplanan muhalefet partilerinin artan enflasyona karşı protesto gösterisi düzenlediği de ifade ediliyor. Bu kapsamda Pakistan halkının tüm dünyada olduğu gibi hayat pahalılığından şikayetçi olduğu da ifade edilmiş. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.